Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Mükemmel bir tarif ile geldim. Tarifimize hiç bekletmeden hemen başlayalım. 500 gram kıyma, 1 adet yumurta, 1 adet kuru soğan, 2-3 diş sarımsak rendesi ekleyelim. Karışık baharat ve tuz ilavesi yapalım. 1 kase bayat ekmek ekleyelim. Tüm malzemeyi karıştırarak yoğuralım. Yoğurduğumuz köfteyi buzdolabında en az 30 dakika dinlenmeye bırakalım. 4-5 adet haşlanmış patatesi sıcakken püre haline getirelim. Elli gram tereyağı ekleyelim. Evet, patates biraz ılıdıktan sonra üzerine yarım su bardağı süt ilavesi yaparım. Azar azar ve karıştıralım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz, yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, en son patatesi düzelttikten sonra bir çatal yardımıyla üzerine desen yapalım. Dinlendirdiğimiz köfteyi tekrardan yoğuralım. Köfteden parçalar kopartarak kalıbımızın orta kısmına yerleştirelim. Eğer böyle bir kalıbınız yoksa elinizle de köfteleri açarak şekil verebilirsiniz. Evet, diğer aparatı ile bastırarak iç kısmını açalım. Elimizle biraz iç kısımlarını bastırarak inceltelim. Tam orta kısmına garnitür koyalım. Evet, köfteleri kapatarak birleştirelim. Kenarındaki fazla kıymaları alalım. En son elimizle köfteyi düzelterek şekil verelim.
Evet, aynı yöntemle köfteleri hazırlamaya devam edelim. İş harcına garnitür yerine haşlanmış yumurta da kullanabilirsiniz. Evet, köfteleri elimizi suya batırarak tekrardan düzeltelim. Ve patates püreli tepsinin etrafına dizelim. Lezzetiyle, görüntüsüyle gerçekten mükemmel bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Son köfteleri de tepsiye alalım. Kalan harcı minik köfteler halinde yuvarladım, aralara koyalım. Evet, kalan garnitürü tepsinin üzerine serpelim. Evet, artık fırına girmeye hazır. Önceden ısınmış 170 dereceli panlı fırında üzeri kızarana kadar pişirmeyi bırakalım. Evet,
çok güzel bir şekilde pişti. Hemen fırından çıkartıyorum. Sıcak sıcak servise hazırlıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.